Ekşi elmalara gelelim ya. Ekşi elmalara gelelim. Altta evet, ekşi elmalarla ilgili görsel gelsin. Yılmaz Erdoğan'ın filmi biliyorsunuz. Gişesi zayıf diye haberler ama çıktı. Ama müthiş bir filmmiş. Seyrettin mi? Müthiş. Ha. Hayır, gideceğim hafta sonu. Dün Muhammed'e de gidiyordum. Gidemedim maalesef, gelinlik olduğu için. Oldu, gidemedim. Hafta sonu ikisine birden gideceğim ama Ekşi Elma acayip bir Ekşi filmmiş elmalı, yani. Evet. Hakikaten gitmeniz lazım. Neymiş gişesi? Anlata anlata bitiremediler. Yani kadro kaç? Da çok sağlam ama. Bence çok da zayıf gözükmüyor. Neymiş? 236 bin gişe ilk 3 gün ya. Hafta sonu. Bir şey söyleyeyim mi? Yılmaz Erdoğan falan öpsün başına koysun. Rekor efsane ya. Bir rakam. Hayır. Şimdi bu haber şöyle. Özü o. Diyor ki işte 236 bin gişe yapmış 3 günde ama diğer filmlerine göre düşük. Ha, diğer filmlerine Yılmaz göre. Erdoğan'a da yine bak bugün itibariyle bir haber var. Soruyorlar ya bu gişe diğerlerine göre zayıfken ne düşünüyorsunuz diye. Yılmaz diyor ki söylemeye utanacağım kadar iyi reaksiyonlar var. Gişeden de memnunum diyor. Seyirci filmi sahiplendi diyor. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Yılmaz şu anda zaten o rakamla bir kere filmi kurtardı. Gidişat öyle. Şimdi kâra geçecek. Ama uğraşılmış bir film yani. Uğraşılmış bir film. Bir yıldır Köyceğiz'de biliyorsun. Bir yılı geçti. Bir yıl boyunca bu filmi uğraştılar. Benim çok sevgili arkadaşım Bora Gökşingöl bunun kurgusunu yaptı. Kurgu yönetmenidir. Ve efsane bir çalışma vardı. Çok iyi bir iş. Zaten Yılmaz Erdoğan'ın bir filmde olması, bir filmin altında imzası olması kalitesi. Ben Yılmaz Erdoğan'ı böyle görüyorum. Çok minik gördüğümüz zamanları da çok seviyorum. Artık geri planında tutuyor kendini. Yeni oyunculara yer veriyor. Kompleksiz ve kibirsiz bir harekettir. Onu da takdir ediyorum. Bana göre de efsane bir rakam şu dönemde. Yağmur başlamamış. Daha havalar o kadar şey yapmamış. Dışarıda millet. Sinema bence güzel bir rakamda şu an. Bir yağmur başlasın görelim bakalım neler artacak. Ben de bir cana katılmakla birlikte mesela eskiden bir Yeşilçam vardı. Yeşilçam ekolü. Toparlayalım reklama dakikasına tamam, gitmek zorundaymışız. Bence Türk sinemasını şu an ayakta tutan en önemli mihenk taşı Yılmaz Erdoğan'dır. Ha, bunu da kendisi adına söylemiyorum. Okul açmak suretiyle biliyorsunuz BKN'ı inanılmaz bir fabrikasyon var tabii. Fabrikasyon gibi oradan oyuncu yetiştiriyor. Belki de Türkiye'deki dizilerin, filmlerin %80'i hep BKM kökenli. Tabii. O yüzden de kendisini tebrik ediyorum. Evet, buradan selam olsun, başarılar dileyelim. 1 milyon zaten banko bu rakamdan sonra. Tabii canım. 1 milyon üstü banko gözüküyor. 236 bin onu gösteriyor.